Piyasa Analiz Programı'na hoş geldiniz efendim. Her gün burada araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte piyasaların detaylı analizini yapıyoruz. Ve dün akşam itibariyle arka arkaya gelen haberlerle birlikte piyasalar yine hareketli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. İngiltere'den de benzer bir yasağın gelebileceğine dair haberler geldi. Türkiye Rus petrolünü almaya devam edeceğiz diyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına karşılık Rusya'da bazı ürün ve ham maddelerin ihracatını yasakladığını açıkladı 31 Aralık'a kadar. Bu tabii ki... Daha detay gelmedi. Hangi ürünleri yaptığını, evet, detayı gelmedi ama dediğimiz gibi bazı ürün ve ham maddelerde ihracatı yasaklama kararı aldığı net şu anda Rusya'nın. Fakat sabah saatlerinde baktığımız zaman... petrol fiyatları tarafında pazartesi günüydü değil mi? 139 evet. Dolar sınırına tırmanan petrol bugün 131'e kadar geldi ama orada bir geri çekilme vardı sabah saatleri itibariyle. ABD vadelilerde artıda olduğumuzu söyleyelim. Asya borsalarında da oradaki tabloda karışık diyelim. Ve Cenk Bey'e döneyim ben. Siz ne diyorsunuz şu andaki mevcut durum bize ne ifade ediyor piyasalar açısından? Şunu görüyoruz. İngiltere ile Amerika tarafından bu enerjiyle ilgili yaptırımların geleceği anlaşılıyor. Amerika tarafı Rusya'nın petrolü ve doğalgazıyla ilgili alım yapmayacağını belirttiklerini söyleyebiliriz. Öte yandan İngiltere'nin yıl sonuna kadar bunu bir şekilde ikame edecek ürünlerle bulmaya sevk edeceğini hatırlatalım. Dün Almanya tarafından işte LNG inşaatlarıyla ilgili açıklamalar gelmişti. Onunla da ilgili bugün biraz daha detayların geldiğini görüyoruz. LNG depoların inşasının 2 yıl süreceğine yönelik bir evet. Süreçten bahsediliyor. Avrupa tarafı şu an için bağımlılığını devam ettiriyor. Bu bağımlılık devamı sürecinde de Rusya ile ilişkileri tamamen kopartma noktasına hareket edemediğini görüyoruz. Ama bir yandan da siyasi tansiyon Amerika'nın önderliğinde yükselmeye de devam ettiğini söyleyebiliriz. Yeni gelişme olarak baktığımızda Polonya ile ilgili gelişmeler var. Polonya'nın elindeki MiG-29 uçaklarını Amerika'ya hizmetine sunması ve Amerika'da bunları alıp bir şekilde Ukrayna'ya hizmete vereceği anlaşılan bir süreç içindeyiz. Burada da o alınan MiG-29'ların yerine F-16'ların verilmesi muhtemel gözüküyor. Onların da Yunanistan tarafından alıp oraya verileceğine dair söylemler var. Ve Yunanistan'a da onun yerine F-35 programından uçaklar verileceği belirtiyor. Bunların hepsi tansiyon yükseltici gelişmeler. Öyle ya da böyle baktığım zaman. Esas önemsediğim diğer bir noktada hep şu ana kadarki yapılan uygulamaların aslında hepsi birazcık da Çin'e ab altından soba gösterme noktasındaki hareketlerdi. Ona bir eklenme daha geldiğini gördük. Gün itibariyle bakınca Çinli firmaların Rusya'da uygulanan ambargoyu delip işte ona destek vermesi durumunda Çinli firmaların da bu yaptırımlara maruz kalması gündeme gelebilir söylemleri başladı, gündeme düşmeye başladı. Bu da bugün Çin piyasasının negatif ayrışmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Bugün %2'yi aşan düşüşler var. Yine Çin piyasasında %30'u aştı. Zirveden evet. Bu yana olan düşüşler. Yine Hong Kong tarafında da benzer düşüşlerden bahsedebiliriz. Orası da derinleşen bir yapıda. Oradaki düşüşte de zirveden yaklaşık olarak %35'lik bir düşüş noktasında olduğunu söyleyebiliriz. İki piyasa gerçekten son dönemde dünyadan iyice negatif olarak ayrışmaya başladığını görüyoruz. Daha derinleşen yapılarda. Hı hı. Diğer ülkelerdeki %10-%15 sınırında olan düşüşler zirveden bu iki ülkede %30-35 sınırına kadar dayanmış vaziyette olduğunu belirtelim. İsterseniz dün BBC'nin hazırlamış olduğu bir çalışma vardı. Sizin de paylaşmıştınız benimle. Onu da biz grafiklerini aldık. Evet. Rusya ile ilgili ticaret ortakları kimlerdir? İşte yabancıların payları ve hangi sektörler en çok yatırım yapıyorlar şeklinde bir söylemleri vardı. Onların üzerinden isterseniz bir geçelim. Evet. Şimdi o zaman Rusya'nın ticaret ortaklarıyla başlayalım. Hı hı. Rusya'nın ticaret ortaklarında baktığımız zaman milyar dolar alarak 140 milyar dolarlık bir hacimle Çin birinci sırada. Ve onu Almanya takip ediyor. Bu herhalde değil mi? Evet. 60 bu yok. 55 milyar dolarlara falan geliyor. 55-60 milyar evet. Dolar arasında bir rakam. Evet. Onda bir de tablodaki kırmızı ve mavi iki renk var. Kırmızı renkli olanlar yaptırım uygulanan ülkeler. Mavi renkli, yeşilimsi, mavimsi olan renkteki olan ise
yaptırım yapmayan ülkeler olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'de burada yaptırım yapmayan ülkeler kategorisinde ve ticari partner açısından baktığımız zaman totalde 6. sırada önemli bir yeri olduğu yaklaşık olarak da 30 milyar doların biraz üzerinde bir rakamla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Çin'i. Almanya, Hollanda, Belarus, Amerika Birleşik Devletleri ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında 5. sırada evet yeri. Hatırlarsanız düne kadar şu söyleniyordu. Amerika'nın Rusya'dan petrol ve petrol türevlerini tedarik noktasındaki yapısı %1,5-%2 falan civarında bir rakamlardan bahsediliyordu. Dün şirketlerle beraber değerlendirdikleri zaman Amerika şirketleri de çünkü biliyorsunuz Rusya'da enerji firmaları faaliyet gösteriyor. Bakıldığında totalde %8'i bulan bir enerji rakamıymış. Yani Amerika'nın total ithal edilen payı içindeki rakam %8'i bulan bir değere eşit olduğunu belirtiyor. Azımsanacak bir rakam değil. Buna çeşitli destekler aramaya başlanmış vaziyette Amerika aynı zamanda. Hem kayakazı üreticileriyle görüşüyor bir, iki yani üretimlerini arttırsınlar noktasında. İki, Kanada tarafından açıklama geldi. Avrupa Birliği ve Amerika'ya kendi imkanlarıyla biraz daha fazla üretim yapıp satış yapabileceğine dair. Venezuela'yı sahaya sürmeye çalışıyorlar. Oradan yaptırımları kısıtlayıp petrol sevkiyatında kendisine tedarik sağlaması noktasında. Onun dışında Birleşik Arap Emirlikleri ve aynı zamanda Suudi Arabistan'la görüşüp buradaki üretimlerin arttırılması noktasında baskı yapılmaya çalışılıyor. Ama bahsedilen rakam mevcut. Rusya'nın üretim rakamını biliyorsunuz hep belirtiyoruz. 7 milyon varilden bahsediliyor. Bu 7 milyon varil de böyle 3-5 ülkeyle telafi edilebilecek noktada gibi gözükmüyor. Net şekilde söylenebilir. Evet, Amerika dün bir not vardı Bloomberg'in bir haberinde. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsederken Amerika Birleşik Devletleri'nin yasağına ilişkin olarak şöyle bir şey. Enerji Bilgi Dairesi tarafından Amerika'nın bir bilgi bu. Yani daha doğrusu rakam. Ham petrol ve diğer petrokimya ürünlerini de dahil ettiğimiz zaman Rusya'nın toplamda %8 olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ithalatındaki payının. Bu az bir pay değil aslında. Gerçekten az bir pay değil. Şimdi öte yandan da hiç görünmemiş bir ambargoda işin derinleşmeye başladığını görüyoruz. Nedir o? Derseniz bütün uluslararası firmalar olarak adlandırdığımız firmaların hepsi faaliyetlerini durdurma noktasına hareket ediyorlar. Bütün bilindik markaların hepsi otomotivden gıdaya, giyimden kuşama ne arar aklınıza gelirse hepsi bir şekilde mağazalarını ya da dükkanlarını ya da üretimlerini durdurma noktasında hareket ediliyor. Bugün itibariyle baktığımızda ciddi bir silsileyi gördük. Hatırlarsanız duvarın yıkılması sonrasında işte 1990 sonrası süreçte Moskova'da McDonald's'ın açılması bir simge olmuştu. Evet, o da gitti. O da şu anda üretimi durdu. Yine aynı şekilde kapitalizm simgesi olarak adlandıran Coca-Cola yine üretiminin orada durdurma noktasına hareket ettiği belirtiliyor. Pepsi Cola'nın da aynı şekilde geri çekilme. Pepsi Cola tarafı orada aynı zamanda bebek maması üretimi de yapıyormuş. Ama bebek maması üretimini ara vermeyecekleri, diğer üretimlere de durduracaklarını bildirildi. Onun dışında bakıyorsunuz Starbucks'ın çekildiğini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Adidas'tı, diğer başka markalarda. Rolex bile çekilmiş. Aynı şekilde Ferrari Rusya için Rolex üretim yapmayacağını. Rolex de yalnız sıkıntı yaşar herhalde bu ham madde sıkıntısı yaşar saat yaparken. bu ona da bir maliyeti olur mu? İteryumdu, altındı falan gibi diyorsunuz önemli bir metaller tarafında. Netflix'e yok biliyorsunuz. Birçok yani aklımıza gelebilecek bütün global markaların bir şekilde böyle bir yaptırım şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde ben yaşamadım, yani görmedim, duymamıştık. Bu kadar geniş çaplı bir süreç hakikaten buna karşı da Rusya dün işte demin de sizin belirttiğiniz gibi 31 Aralık'a kadar çeşitli ürünlerin satımı piyasaya yani ülke dışına çıkmasının önüne geçecek bir kararname imzalandığı belirtiliyor. Detayları 48 saat içinde açıklanacak hangi ülkelerin ne satılmayacağı şeklinde herhalde bir örtülü bir yine belli ticaret partnerlerine bir şeyler sağlamaya çalışacaklardır. Öte yandan deminki anlatmaya çalıştığımız sürecin içinde bir de bu Rusya'nın ticaret partnerlerini anlatmıştık. Aynı zamanda yabancı yatırımların Rusya'ya gayri safi milli hasılası içindeki paylarına dair de bir paylaşım geldiğini gördük. Ona da baktığımızda 2014'ten 2020'ye kadar bir periyodu
incelemişler. 2016 civarında %2,5'ları aşan bir pay alırken bu süreç 2018'lerde %0,6'ya kadar geri çekmiş, çekildiğini görüyoruz. Biliyorsunuz aslında 2014 önemli başlangıç noktası nedir orası 2014? Özellikle Kırım'ın ilhakının olduğu süreç. Öncesinde bir düşüş yaşanıyor, peşinden sert bir yükseliş. Sonra 2018'e kadar tekrar bir düşüş, tekrar bir dalgalı bir seyir içinde gittiğini söylemek mümkün. En son 2020 yılında %1,4'ünü alıyormuş yabancı yatırımların Rus gayri safi milli hasıladan aldığı pay şeklinde değerlendirdiğimizde. Evet. Ve diğer bir grafiğimize de geçebilirsek evet. Eğer, o da yabancı yatırım çeken sektörler dedik. Evet, yabancı yatırımlardaki biliyorsunuz şöyle bir rakam var. 2000 yılından sonra Rusya'ya yaklaşık 650 milyar dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım geldiği bilgisi vardı. Bunun da sektörel bazda dağılımına baktığımız zaman bunları da en fazla yabancı yatırımı çeken sektörler diye görüldüğünden birinci sırada net şekilde petrol ve madenciliği görüyoruz. Zaten Rusya'nın ana temel ihraç mamulleri de bunlar. Buraya 93 milyar dolarlık bir yatırım aldıkları gözüküyor. İkinci sırada finans kesimini görüyoruz. 90 milyar dolarlık bir sermaye çektiğini söylemek mümkün. Otomotiv 77 milyar dolar, az bir rakam değil, ciddi rakamlar bunlar. İmalat sanayi 70 milyar dolar ve diğer sektörler 57 milyar dolarlık bir yatırım çekmişler bugüne kadar son dönemdeki seyir içinde. Evet, peki şimdi biz haber akışından devam edersek eğer, şu bilgiyi de ben paylaşmak istiyorum ki önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin temasları var. Evet. Ve Venezuela ile olumlu giden bir süreç var gibi görünüyor bir taraftan. Diğer taraftan da dün Suudi Arabistan'la da görüşüldüğü ifade edildi. Ama ajanslara yansıyan orada bir henüz olumlu bir adım olmadığı yönünde artı yani petrol. Suudi Arabistan OPEC'in öncülerinden olduğu için sonuçta tek bağımsız hareket edebilecek noktada bir. Ama her ne kadar da olsa... Amerika'nın da arka bahçesi konumunda olan yerlerden birisi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aramco'nun CEO'su demiş ki, evet, bugün petrol arz yetersizliğini hafifletmek için kullanılabilecek üretim kapasitesi sınırlı. Diğer taraftan da İran'la biliyorsunuz nükleer müzakereler devam ediyor. İran petrolünün yeniden sisteme kazandırılması söz konusu. Ve şimdi burada bir not var. Ve şöyle bir not bu. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam kapasitelerini maksimum düzeyde alsak bile onlar sadece günlük 2 milyon varil petrolü ikame edebilirler. Oysa dün aktarmıştık Rusya yaklaşık 7-8 milyon varile kadar ham petrol ihracatı yapabiliyor günlük. Şimdi 7-8 tabii ki rakam olarak nerede? 2 nerede? Yani kaç ülkeyi topluyoruz ve de? Evet. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ki bunlar sizin önemli. Sizin söylediğiniz gibi OPEC. OPEC'in önemli ağır üyeleri olan kesim. Hakikaten burada Rus petrolünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Dünya ihracatının da %8'inin Rusya'nın ham petrolünden olduğunu da hatırlatalım. Bunları da dün ifade etmiştik izleyen seyircilerimiz varsa. Şimdi yine ben haberlerden devam ediyorum. Şimdi ABD petrol yöneticileri de Biden yönetimiyle bir araya geliyorlarmış. Evet. Dün yine bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimin arttırılabileceğine yönelik olarak ve de ABD Enerji Bakanı diyor ki Avrupa Birliği Rusya'nın petrol ithalatını yasaklamaları için müttefiklerine baskı yapmıyor diyor. Zaten yapsa bile Almanya biz uyamıyorlar mı? Uyamıyoruz dedi. Ki bilerek Almanya Başbakanı'nın açıklaması biz bilerek enerjiyi muaf tutmuştuk şeklindeydi. Şimdi Dünya Bankası yetkilisi savaş kaynaklı petrol fiyat artışları büyük enerji ithalatçılarının büyümesini azaltacak ki bunlardan biri de biziz. Ki notta da geçmiş yetkilinin açıklamasında Çin, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye gibi büyük petrol ithal eden gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini tam bir puan azaltabilir demiş. Bu arada Çin aynı zamanda üretici değil mi? Ama net ithalatçı. Net ithalatçı yani o kadar çok enerji ihtiyacı var ki mecburen ithal etmek durumunda. Böyle diyor yetkilinin açıklaması şu. Bu bankanın Adil Bey'i finans ve kurumlardan sorumlu başkan yardımcısı konuşan. Bu sürerse petrol, Çin,
Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye gibi petrol ithalatçılarının ekonomik büyümesinden bir puan azaltabilir. Savaş çıkmadan önce Güney Afrika'nın 2022-2023 yaklaşık %2, Türkiye'nin %2-3 ve Çin ve Endonezya'nın ise %5 büyümesi bekleniyordu diyor. Petrol fiyatlarının da son 6 ayda 2 kattan fazla arttığını hatırlatalım. Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı, ABD ve Avrupa'ya sınırlı miktarda daha fazla petrol sağlayabiliriz demiş. Kanada'nın kısa vadede yapabileceklerini abartmak istemem, temkinli konuşmuş. Hı hı. Hükümet Avrupa ve ABD'ye daha fazla petrol sağlamak için altyapıdaki darboğazları ortadan kaldırmanın yollarını arıyor ama bu da sınırlı olacak diyor. İngiltere'de bu yıl sonuna kadar petrol ithalatını sonlandıracak Rus petrolünden ve şu anda da orada yapılan açıklamada şunu söyleyeyim. Enerji ithalatının büyük kısmını ABD, Hollanda ve Körfez ülkelerinden yaptıklarını, bu yıl daha fazla kaynak temin etmek için bu ülkelerle çalışacaklarını söylemiş. Şimdiden piyasa yaklaşık %70'i alıcı bulamayan Rus petrolünü dışlamaya başladı demiş. Burada da İngiltere'de Rus doğalgazı da %4 bağımlılık varmış. Onlar bir tık tabii daha herhalde az tarafta kalmışlar değil mi? Evet. Evet. Avrupa'nın Karayla kıyasladığınız zaman daha İngiltere'de şöyle diyor. İngiltere jet yakıt talebinin %4'lük, dizel yakıt talebinin %18'lik ve toplam petrol ürünleri talebinin de %8'lik kısmını Rusya'dan ithal ediyoruz demişler. ABD'de bu yıl Rusya'nın doğal gazına bağımlılığı azaltma planı açıkladı. Onu siz başta vurgulamıştınız. Hı hı. Bu yıl 3-2 oranında azaltma ve 2030'dan çok önce Rusya'nın yakıt tedarikine olan bağımlılığı sona erdirme planımız var demişler. Büyük ölçüde alternatif kaynaklar ve temiz enerjiyi genişleteceklermiş ve de yine siz başlangıçta söylediğiniz Almanya'da LNG terminalleri inşa edecek ama bunun 2 yıl sürmesi bekleniyor. Bu arada Rusya'dan da bir dün başka bir gelişme vardı. Döviz satışlarını askıya aldılar. 9 Mart, 9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapılmayacağı ve para çekme limitlerinde maksimum 10 bin dolar olacağına yönelik bir haber de var. Ama herhalde dünün en önemli haberlerinden biri ABD Ticaret Bakanı'nın Rusya'ya yardım eden Çinli şirketleri uyararak yaptırımlara meydan okuyanlara önlem alacaklarını açıklamasıydı. New York Times'ın özel haberi bu. Orada yaptıkları bir röportajda Çinli şirketlerin ABD'nin ihracat düzenlemelerini göz ardı etmeleri halinde ürünlerini üretmek için ihtiyaç duydukları Amerikan ekipmanlarına ve yazılımlarına erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını söylemiş. Çipti, yazılımda gibi şeyleri tedariki sağlanmayacak diyorlar. Evet, burada şu notu da söyleyelim. Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilerine erişimini engelleyeceği, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojileri kapsadığı ifade edildi diyor. Bunu bir yorumlayalım isterseniz. Bu uyarının altında aslında nasıl bir mesaj var? Yani bu uyarının arkasında bir hem askeri alanda işbirliği yapma diyor. İki finansal alanda işbirliğini sınırlandırma noktasında hareket ediyor. Yani ne diyor? Rus işte doğalgazının, Rus petrolünün finansmanı noktasında ya da ham maddelerinin temini noktasında finansmanın önüne geç diyor. Onun dışında işte ama görüldüğü üzere demin de gördük ki aralarında 140 milyar dolarlık bir ticaret olduğunu. 140 milyar dolar Rusya açısından oldukça önemli. Neden diyeceksiniz? Rusya'nın gayri safi hasılası yaklaşık olarak 1,5 trilyon dolar. Yani %10'unu Çin'le gerçekleştiriyor. Önemli bir pazar ve bundan sonraki süreçte bunun biraz daha artması muhtemel. Bu pazarın en büyük özellikleri de ne? Dolara bağlı olmadan kendi para birimleri üzerinde %85'ini, yani %15'ini dolarla yapıyorlar ticaretin, %85'ini özellikle ruble ve yuan cinsinden swap operasyonlarıyla gerçekleştiriliyordu. Bundan sonraki süreç bakalım nasıl gerçekleşecek? Sonuçta ciddi bir rublede değer kaybı var. Bu dengeleme nasıl olabilecek? Tezgah üstü piyasada artık 201 dolar 200 rubleye eşit noktaya gelmiş vaziyette. Bu kriz çıkmadan önce yaklaşık olarak 70-75 civarındaydı. Ciddi bir erozyon yaşandı para biriminde görülmekte. Bu denge nasıl kurulacak? Bu da bir merak konusu olacaktır. Aynı şekilde hep belirtiyoruz. Yani buradaki masada her zaman dün de
Çin tarafından yapılan açıklamada Tayvan konusunun başka bir mevzu olduğu, Ukrayna ile Rusya arasındaki bağımsız devletin kendi aralarındaki bir çatışmadan kaynaklandığı, Tayvan konusunun bu konuyla hiçbir alakası olmadı, buna hiçbir benzerliği olmadı. Zaten biz tek bir devletiz, Tayvan'da Çin'in toprak parçasıdır noktasında söylemlerin geldiğini görüyorduk. Bu da önümüzdeki günlerde burada bir tansiyon yükselmesinin beklentisi herkeste var. Bütün gözler oraya çevrilmiş vaziyette. İşte bu Rusya'ya yapılan yaptırımlarla ve Çin şirketleri üzerine bir gözlerin dönmesinin, yani oraya odaklanılmasının arkasına yatan faktör, işte özellikle önümüzdeki günlerde oluşabilecek Tayvan geriliminin önüne geçilmesi. Bunu da unutmamak lazım. Her zaman orada bir sıkıntı yaşanma potansiyeli söz konusu olabilir. Bu arada üçüncü bir kriz noktası daha oluşma durumu söz konusu olabilir. Bu da ne diyeceksiniz? Son günlerde biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Rusya ile Japonya arasında Kuril Adaları gerilimi yaşanmıştı. Şu anda Kuril Adaları'nda bir toprak paylaşımı noktasında sıkıntılar, daha geçmişten gelen bir sıkıntı söz konusuydu. Bu son gelişmeleri Japonya kendi lehine çevirmeye çalıştığı görülüyor. O eskiden kaybettikleri topraklar üzerinde hakimiyet kazanma, barış anlaşması müzakere yönelik konuşma durumu olmamakla birlikte Japonya'nın entegre toprak parçası ifadesini kullanırım diye konuştu. Kim? Bunu yapan Hayashi. Hayashi kim? Dışişleri Bakanı. Bu bölgede ciddi bir sıkıntı tekrardan gündeme gelebilir. Döndük dolaştık. Şimdi üçüncü bir kriz noktasına da geldiğimizi görüyoruz. Ukrayna bir kriz noktası. İkinci kriz noktası Asya tarafında Tayvan. Üçüncü kriz noktası da Kuril Adası bölgesi olacakmış gibi gözüküyor. Evet, siz oradan bahsetmişken şunun üzerinden ben hemen kısaca geçeyim. Bugün Japonya büyümesi açıklandı biliyorsunuz. Evet. Ve Çin enflasyon verisi geldi. Çin'de üretici enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda 8.8 oldu. Ve piyasa beklentileri 8.6 civarındaydı. Beklentileri aştı. Ama aylık olarak da 0.9 olarak paralel geldi beklentilere. Baktığımız zaman önceki verinin altına, yani enflasyonun düşüş trendi devam ettiği gözüküyor. 9.1'den 8.8'e geri çekilme var ama beklentinin üzerinde gerçekleştiğini evet net şekilde gözüküyor ÜFE tarafında. TÜFE tarafına döndüğümüz zaman TÜFE'de de beklenti ama TÜFE tarafı işte o şekilde gelmedi. Yıllıkta daha önceki 0.4 iken 0.6'lık bir rakamla karşı karşıya kaldık. Beklenti 0.3'lük bir rakamdı. Yani 0.4'ten 0.3'e düşmesi beklenirken 0.6'lık bir rakam geldi. Baktığımız zaman çok büyük rakamlar değil buradaki. Yani sıfırlı rakamların üzerindeki bir dijit sonrasından konuşuyoruz ama eğilimde bir tekrardan terse dönüş geldiği TÜFE tarafında görüldüğünü belirtebiliriz. Bu arada Japonya tarafında da 4. çeyrek verileri tarafına baktığımızda beklentilerin altında gerçekleşmiş bir büyümeden bahsediyoruz. Biliyorsunuz son çeyrekte oldukça sıkıntılı günler geçirdiler. Özellikle de işte seçimlerde başkan değişimiydi, yeni yapılanmalar tarzı gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte de görünen o ki 5.6'lık beklenti 4.6 olarak gerçekleştiği, önceki verimde 5.4 olduğunu hatırlatabiliriz. Evet, şimdi şu haberi atlamayalım. Biraz detaylandıralım istiyorum daha doğrusu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek için bugün Türkiye'ye gidecek. Önemli bir sürecin başlangıçlarından birisi olabilir. Üst düzey görüşmelerden birisi olacak. Şu anda heyetler görüşmesi yapılıyor ama oradaki heyetler daha düşük profilli bir süreçti. Bu daha hemen başkanların bir altındaki seviyeden bir görüşme gerçekleşecek. Önemseniyor. Önemsememiz gereken bir veri olduğunu belirtelim. Aynı zamanda bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor. Bu da önemli olacak. Yarın itibariyle yine Aliyev'in İstanbul Türkiye'ye gelmesi beklentisi var. Burada bir mekik diplomasisi başlatılmaya çalışıyor ve tarafsız ülke konumunu korumaya çalışan Türkiye burada bir rol üstlenme çabası içinde olduğu görülüyor. Bakalım bir ilerleme kaydedilecek mi? Son gelişmelere baktığım zaman Ukrayna tarafından çeşitli söylemlerde geri adımlar atılmaya başlandığını görüyoruz. Dünden beri söylemler tarafından. Bunlar ne diye sorarsanız bana, bir Kırım'la ilgili, aynı şekilde Donbass'la ilgili
bölgelerin bağımsızlıkları konusunda tanınabileceği, müzakere açılabileceğini belirtti Zelenski. Öte yandan NATO başvurusu artık gündemimizde yok gibi bir söylemin de geldiğini, çünkü ne kadar kaşısalar da o noktayı bir türlü alamadıklarını görüyorlar. Çeşitli serzenişlerin de geldiğini, masa başında oturup işte ahkam kesiliyor, bize bir türlü hava sahası kapatma noktasında işte uçuşa bir türlü karar alınmıyordu şeklinde söylemlerin geldiğini görüyoruz. Bakalım bu söylemler hakikaten üç bacaktan bir yumuşama, geri adım atma sinyalleri okunuyor. Bunun yansıması nasıl olacak bugünkü liderler, yani Dışişleri Bakanları görüşmesinde? Oradan çıkacak sonuçlar önemli olabilir. Belki kısa vadeli bir ateşkes var zaten şu anda, tahliyeler gerçekleşiyor. Bu tahliyeler sonrasında ciddi şehir savaşlarının yaşanması beklentisi oluşmuş vaziyette. Askeri uzmanlar tarafından yapılan söylemler, daha sert tedbirlerin alınabileceği, daha ağır girişimlerin oluşabileceği, bu tahliyeler sonrasını önemsediklerini belirtiyorlar. Bakalım hakikaten tansiyonu daha da yükselecek mi, yoksa burada bir soluklanma dönemine mi gireceğiz? Bunların hepsi önümüzdeki birkaç gün içinde daha netleşmiş olacak. Evet, peki o zaman isterseniz biz yavaştan geçelim mi? Yani siz bir de genel olarak dünya borsalarına bir bakalım diyordunuz. Evet, yani şimdi baktığımız zaman piyasalar tarafında biraz kırılganlık sınırlarını zorlamaya başlamış bir yapıya bürünmüş vaziyette olduğunu belirtelim. Nerelerdeyiz? Bir onlara bir göz atmak istiyorum. En azından haftalık grafikler açısından baktığımızda. Mesela Çin piyasası, yine gelişmekte olan piyasaların dünya endeksine bakabiliriz. S&P'ye bir bakalım. Kritik eşiklere gelmiş vaziyetler. Buraların biraz daha yine Stoxx 600 Avrupa'nın ana endeksi olarak değerlendirdiğimizde, onlardan da bize nasıl bir yansıma gelebilir, onu görmeye çalışalım isterseniz. Bu noktada önceliği bugünkü son gelişmelerden dolayı Çin'e verelim isterseniz. Çin tarafındaki gelişmelere bir bakalım. Çin tarafındaki satışları daha da derinleşti. Bu arada Çin demişken, siz grafiği hazırlarken hemen Fitch'in bir açıklaması var, ben onu söyleyeyim. Tabii. Biraz önce büyümeyi söyledik ya, daha doğrusu Çin'in enflasyonunu. Rusya-Ukrayna çatışmasının Çin'in büyüme görünümünü için büyük risk yaratmasını beklemiyoruz demiş Fitch. Yani buradaki seyre baktığımızda derinleşen bir satış dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim Çin tarafında. Çünkü yayına başladığımızdaki değerle şu anki değer arasında bile fark Öyle var. Öyle mi? Tabii. Şu anda yani gün içinde 4068'e kadar inmişti. Şu an 4169'a teptiğini görüyoruz. Evet, yansıdı şu an Hong Kong'la Çin. Evet, şu andaki rakamları görüldüğü üzere Çin'de bir ara 3'ü geçmiş rakamlar anladığı kadarıyla. Şimdi grafiksel olarak baktığımızda haftalık grafik yansıtabilirse arkadaşlarımız, değerlendirmek isterim grafiği. Süreç açısından en son geçtiğimiz Mart'ta zirveyi gerçekleştirmişti. Mart sonrasında hep bir Çin piyasasında baskılı bir süreç içindeydi. Ve bu baskılı süreçte de kendisine uzun süre kırmızıyla gözüken burada bizim baktığımız 100 günlük, 100 haftalık ortalama bölgesinden kendisini taşımaya çalıştı uzun süre. Ama sonunda son gelişmelerle birlikte son 5-6 haftalık süreç içinde bu bölgeden 4750 bölgesinden kırıldık ve geldiğimiz yer 4060-4100 bölgesine kadar geri çekildiğimizi görüyoruz. İşin derinleşmeye başladığını söylemek lazım. Totalde düşüş %31.30'u bulmuş vaziyette zirveden buraya kadar gelen yapı. Bundan sonraki süreç 4350'nin üzerine çıkamadığı sürece baskılanma devam edecektir burada. Aşağıda hedef 3700'lere kadar bir marja işaret edebilir. Orası da daha önceki şu bölgedeki dip bölgeye işaret ettiğini hatırlatmak isterim. Buradası hakikaten önümüzdeki günlerde eğer tansiyonların yükselmesi devam edecekse ve Çinli şirketlerin üzerindeki baskı devam edecekse burası da şaşırtıcı olmayacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz Haziran'dan beri Çin'de bir değişim rüzgarından bahsediyorduk. Evet. Çin özellikle bir şey hazırlanıyor diyordunuz. Çin bir şeye hazırlanıyor. Bir hazırlığı vardı. Yani bariz şekilde görülüyor. Bir kendi gardını almaya çalışıyormuş gibi bir pozisyonda, ama yurt dışında açılmış olan Çinli firmaların içeri gelmesini istedi. İçerideki firmaların parçalanması, işte çeşitli hibeleri yapması, Hong Kong'a kota olması, yani Amerika'daki şirketlerin çıkıp Hong Kong'a kota olması noktasında geri çekilmelerin istendiğini gördük. İşte
birçok firma noktası. Aynı zamanda bu süre zarfında Trump döneminde başlayan Çinli firmaların delist edilmesi, yani koddan çıkartılması durumuyla karşı karşıya kalınmış bir süreçler vardı. Onların hepsini bu bölgede bir konsolide oldu ve sonunda bu bölge aşağı doğru bir kırıldı, akım yaşattı. Bakıyoruz buradaki baskı bir süre daha devam edecekmiş gibi duruyor. Ana büyük yükselen kanalın kırıldığını görüyoruz bu hafta itibariyle. Bu kırılma derin bir kırılmaya yol açabilir. Zaten bu kırılma sonrasında açık maviyle gözüken tren çizgisinin kırılmasından sonra düşüşün daha sertleştiğini net şekilde görüyoruz. Ve bu yapıda da hedef şu an için 3700-3800 bölgesine işaret edermiş gibi bir yeni bir düşen trend içinde gibi gözüküyor. Demin de bahsettiğim ama şirketler üzerindeki yaptırımlar ihtimali buradaki yapının daha da derinleşmesine yol açabilir. Evet. S&P'ye bakalım isterseniz buradan. Amerika tarafından nasıl bir seyir var? S&P tarafında baktığımız zaman yine burada da bir baskılı seyire geldiğimizi söylemek mümkün. 4170'lere kadar geldik dün itibariyle. Bugün biraz toparlanma var vadeliler tarafında. Daha önceki oluşan dip 4100 bölgesiydi. Burada 4100 bölgesinin üzerinde kalıcılık çok önemli. Eğer 4100'ün altında bir fiyatlama geliyorsa hakikaten bu düşen trendin artık resmen tescillenmiş olacak. Zaten diplerin aşağı doğru oluşması, tepelerin daha kısa kalıyor olması bir düşen trend içinde olduğumuz göstergesi. Ama bu üçüncü dip daha da aşağıda bir bölgede 4000 ve altında bir oluşma ihtimali durumu söz konusu olursa o zaman iyice bu iş tescillenmiş olacaktır. Şu an için hala burada bir ikili dip yapma çabası oluşabilir. Burayı önemsemek lazım. Risk tansiyon derinleşmeye başlarsa bu biraz daha derinleşen yapıya işaret edecektir. Özellikle bizim benim baktığım böyle hatırlarsanız daha önceki yorumlarda baktığımız, yayınlarda baktığımız çok uzun vadeli bir Amerikan S&P 500 endeksi ve bir silsileden bahsediyorduk, bir örüntüden bahsediyorduk. Yüzyıllık grafik üzerinden değerlendirdiğimizde. Özellikle de 2008 krizi sonrasında işte şu 2 sene yukarı 1 sene yatay düzeltme senesi, 3 sene yukarı 1 sene düzeltme senesi, 2 sene yukarı 1 sene düzeltme senesi, 3 sene yukarı farkındasınız burada bir pattern var, bir örüntü var. Bu sene düzeltme senesi olmasını bekliyoruz diyorduk hatırlarsanız. Yıla başlama geçtiğimiz Eylül, Ekim aylarında biz bunu söylemi dillendirmeye başlamıştık. Burada da hedefte şu anda görüldüğü üzere 4039'u önemsediğimiz bir ortalama. Eğer bu bölgenin altına inen bir fiyatlama geliyorsa daha önceki tecrübeler bize gösteriyor ki aşağıdaki ortalamaya doğru bir sarkması beklenir. O zaman neresi gündeme gelecek? 3587 gündeme gelecek. Yani bu da ne olacak? 4800'den 3600'e bir düzeltme hareketine işaret eden bir derin bir satışa işaret edecektir. O nedenle ben önemsiyorum bu 4040-4100 aralığı oldukça önemli bir eşik. Bu bölgenin dışına taşmaması lazım aşağıya. Eğer taşıyorsa bu iş daha derinleşecek. 3600'lere kadar buradaki satışın derinleşmesi beklenebilir. Bu da daha önceki grafiklere baktığımızda test edilmiş noktalara işaret ettiğini söylüyoruz. Mesela şu bölgede yine şu aralıkta görüldüğü üzere test edilmiş buradaki maviyle gözüken ortalama. Mavi bizim için sihirli nokta olacaktır. O da düzeltmenin en alt sınırı olması gerekir normal koşullarda. Evet. Buradan yavaşça bakalım isterseniz bizim dolar endeksiyle başlayalım. Tabii ki. Yani standart grafiklerimize çünkü süremizin de sonuna az kaldı. Ben VIOP BIST 30 endeksini güne 2271 puandan başladığını hatırlatayım %1.01'lik bir artıyla. DXY tarafında 93.39 önemli bir noktaydı. Son hareketin Fibonacci projeksiyon seviyesi 61.8 idi. Orası gerçekleştiğini görüyoruz. Şuradaki 97.80 aşıldıktan sonra ki projeksiyon bize bu bölgeyi, bu aralığı işaret ediyordu. O aralığın içine geldik. Şimdi burada bir yön arayışı içine girecek. Burada bir oyalanma olabilir. Burayı takip edeceğiz. Buradaki sürece rağmen, DXY'deki güçlenmeye rağmen kıymetli metaller tarafında da bir yukarı doğru hareketlenme, tetiklenme yaşandığını görüyoruz. Son günlerde bütün enstrümanlarda bir yukarı yönlü bir ivmelenme var. Bu da enflasyonist çağın göstergesi gibi gözüküyor. Bu tedarik zincirindeki bozulma, ürün tarafındaki sıkıntılar,
öyle ya da böyle işte petrol fiyatlarındaki yukarı gidişin, işte navlun fiyatlarından tutun taşımacılık sektöründeki diğer girdilere kadar her şeyin fiyatlarını etkilemeye başladığını görüyoruz. Bunun da yansıması bir şekilde enflasyonist bir baskı yol açacakmış gibi duruyor. Şimdi bu da kıymetli metaller tarafını desteklemeye başladı. Enflasyon giderken bu güçlenen para birimleri de bir şekilde ve aynı zamanda maliyetlerin artması bir stagflasyon senaryosunu gündeme getirmeye başladı. Durgunluk senaryosuna doğru gidebilir bu iş. Yakından takip ediyor olmak lazım. Süreç ne kadar uzayacak, uzamayacak? Mesele sürenin uzamasına bağlı olarak değerlendireceğiz. Şu an için kısa vadedeki ilk önemli, yani şu 97-80'i geçtikten sonraki en önemli direnç noktasına geldiğimizi görüyoruz. Eğer bu bölgenin üzerine taşıyorsak o zaman 102-103 bandına doğru giden bir yapıya işaret edecektir maalesef diyelim. Normal koşullarda bizim şimdi bu aralıkta 98,5-99,40 aralığında biraz soluklanıyor olması gerekir. Evet. Tahvil piyasasına bakalım isterseniz. Bakalım. Tahvil piyasası tarafında 1.85 bölgesine geldik. Burada da hareketlenme işte hep belirtiyorduk. 100 günlük ortalamadan desteği buldu. 1.68-1.69 bölgesinin altına sarkmadık. Yani sarktık da nereye kadar sarktık? Haftalık grafikteki 225 günlük ortalama, 225 haftalık ortalamaya kadar sarkmıştık. Oradan tekrar tepki geldiğini görüyoruz. Burada bir FED toplantısı öncesi toparlanma var. FED'in atacağı adımlar önemli. Nasıl adımlar gerçekleştirecek? FED'e göre hareket edecek bir yapıya bürünmüş gibi gözüküyor. Burada da kritik eşik 1.89 bölgesi olduğunu belirteyim. Hafif ortalamaların üzerine çıkış sinyalleri okunuyor. Özellikle 1.85'in üzerinde kalıcılık gösterebilir ise, bu kalıcılık devam ettirilmeye çalışırsa, başarabilirse, o zaman tekrardan 1.95'ler gündeme gelmesi beklenebilir. Kritik eşiğimiz 2.185 ve 1.89 olduğunu belirtelim. Evet. Buradan da Dolar-TL bakalım. Dolar-TL'ye bir bakalım. Evet, orada da çünkü yükseliş var. Dolar-TL'deki yükselişin arkasında evet 14.55'teyiz. Evvelki haftaki gördüğümüz zirve noktasına tekrardan yanımıza yakınsamaya başladığımızı söyleyebiliriz. Hareketin üst sınır hedefine baktığımızda 15.03 olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hafta bizim de Merkez Bankası toplantısı gerçekleştireceğimizi belirtelim. Fed'in hemen peşinden gerçekleşecek. Bakalım 3 aylık periyodu da dolduruyor olacağız. Bizim için de önemli bir süreç. Hatırlarsan faiz indirimleri sürecinde 14'te soğuklandırıp ilk çeyreği izleme noktasında değerlendireceğiz diyorduk. İlk çeyreği tamamlamış olacağız. Bu nedenle ve bu ilk çeyrek sonucunda da birçok gelişme yaşanmış oldu. Yani inanılmaz değişimler var. Beklenmedik gelişmeler var. Bu beklenmedik gelişmelerin Merkez Bankası metnine nasıl yansıyacak ve nasıl bir tavır takınılacak oldukça önemli olduğunu belirtelim. Öte yandan son gelişmelerle biliyorsunuz çıkartılan enstrümanlar işte kur korumalı mevduat vardı. Altına yine kur korumalı mevduat şeklinde getirildi. Şimdi bakıyorsunuz altın hem altının da bir değer kazanımı söz konusu. Hem de dolar TL'de de değer kazanımı, dolar lehine kazanımı söz konusu. Bunların hepsi bir yük unsuru olarak bilanço üzerinde bütçe üzerinde büyük oluşturma potansiyeli yüksek. Merkez Bankası'na üzerinde de oldukça, çünkü Merkez Bankası tarafından burası finanse edilecek. İkisi de yabancı paraya dayalı olduğu için. Burası, bu da ister istemez kur üzerinde bir baskı oluşturuyor. İlk katılanlar hatırlarsanız 20 Aralık civarında bu kararlar alınmıştı. 20 Aralık sonrasında başlayan sürecin ilk katılanlar 3 aylık periyot için değerlendirdiğimizde Mart'ın 20'sinden sonra ilk çözülmeler başlayacak. Bakalım rol edilecek mi edilmeyecek mi, yoksa ödemeler mi alınıp dövize mi dönecek tekrar bunlar. Hakikaten önümüzdeki 15-20 gün ilk test aşaması olduğunu belirtelim. Bu kur korumalı mevduata dayalı sistemin. Evet. Peki burada burası 15'i hedefler bir yapısı olduğunu belirtmek isterim. Buradan o zaman hala güçlü seyrine devam ettiğini vurgulayalım. Borsa İstanbul tarafına dönelim dediğiniz gibi. Borsa İstanbul tarafında ben iyimser tarafta olduğumu belirtiyordum. 2000'in üzerinde kaldığım sürece hedef 2050'ye doğru gitmek isteyecektir söylememiz hakimdi. Baktığınız zaman 2000'in üzerinde kalıcılık devam etti.
Bunun içinde de peşinden de yukarı doğru tetiklenmeler gelmişti. Genele yayılmış bir hareketten bahsetmiyoruz. 4-5 kağıt çevresinde şekillenen bir piyasadan bahsediyoruz. Hacimler de aynı şekilde 5-6 kağıt etrafında kümelenmiş vaziyette. Bu da hareketin öyle tam genele yayılmamasından dolayı sağlıklılığının sorgulanmasına yol açıyor. Ama gene de güçlü bir piyasa olduğunu belirtelim. Dünya genelinden ayrışmaya çalışan bir piyasa olduğunu vurgulayalım. Bilanço döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Burayı değerlendirmek isteyen bir piyasayla karşı karşıyayız gibi diyebiliriz. Şimdi burada bizim kritik eşik olarak gördüğümüz birkaç nokta var. Biraz daha kısa vadeli grafikten bakmak istiyorum öncelikle. Kısa vadeli grafik 240 dakikalık grafik bu. 240 dakikalık grafik açısından baktığımızda şunu söylemek mümkün. Bizim için şurada kümelenmiş olan ortalamaların üzerinde kalıcılık önemli diyorduk. Bu dünkü açılışta da eksi açılsa da bu ortalamalar bizi taşıdı. 1985-1988'e kadar açıldı. Dün 1985'te tam o bölgeden tepki verdiğimizi gördük. Oradan da hareket 2030'lara kadar kendisini bir tetikletti. Bu hareketle birlikte bu ortalamanın üzerinde kalıcılık, ya yani 2000 ve üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece hareket hala güçlü olmak isteyecektir. Aşağı sarkmalarda 1985-1990 bölgesini önemsiyorum. Orası bizi hala taşımaya devam ediyor. Ne zaman ki biz bu 1888-1890 bölgesinin altında kapanış almaya, 4 saatlik kapanışlarda o bölgenin altında gerçekleşmeye başlar ise o zaman mevcut trendli bir bozulmanın, risk iştahında bir düşüşün başladığını gösterir. O zaman aşağıda da nereye işaret edeceğiz? 1965-1948-1937 aşağıdaki ana destekler konumunda olduğunu hatırlatalım. Resmi esas bozucu nokta neresi diye sorarsanız bana, bence 1930-1940 bölgesi aşağı doğru geçiliyorsa o zaman daha derinleşen bir satış trendinin içine girmiş bir piyasa işaret eder. Yukarı doğru harekette de 2030-2035 bölgesi ilk direnç noktası, daha sonrasında 2055-2060 geçemediğimiz noktalardır. 2060'ın üzerindeki bir fiyatlama, buradaki resmin artık iyice güçlenen bir yapıya büründüğünü, yukarıdaki hedeflere daha emin adımlarla gitmeye başlayacaktır. O zaman hedefler neresi olur diye sorarsanız, ilk önce 2110, sonra 2225, daha sonra da 2350 diye adlandırabileceğimiz bölgedir. Yatırımcılar bugün için piyasayı değerlendirirken 1985-1990 bölgesine dikkat etsinler. Onun altındaki fiyatlamalar baskıyı biraz arttırır. Onun altında da işte demin de belirttiğim gibi 1965-1948 bölgelerini yakından takip edebilirler. Evet, son herhalde bir dakikamızdayız değil o mi? O zaman büyük resim açısından baktığım zaman, demin 240 dakikalık resim açısından bakmıştık. Haftalık grafik açısından baktığımız zaman bize ne söylüyor? Haftalık grafik açısından baktığımızda şunu görüyoruz. 2406-1705 hareketi sonrasında oluşan bir düşen bir trend çizgimiz var. Bu düşen trend çizgisinin geçtiği bölge bu hafta için değerlendirdiğimizde karşımıza 2040 bölgesini çıkartıyor. 2040 bölgesinin üzerine bir fiyatlama alır isek biz burada mevcut yatay banttan çıkıyoruz demek olacaktır. Eğer o yatay banttan çıkıyorsak bu da bize hemen peşinden çok yakın dirençler mevcut ama onlar nedir? 2066, 2070, 2114, 2146. Hedef neresi diye sorarsanız bana, o takdirde eğer biz 2040'ı geçebiliyorsak 2146'yı kendimize hedef olarak tescil edebilecek nokta olarak koyabiliriz. Peki aşağı doğru hareketler için ne söylersin diye sorarsan, eğer şu anda 2011 civarındayız, 1996-1976 aralığı kararsızlık aralığıdır. O bölgede bir karar vermesi gerekiyor. Hangi ortalamanın üzerinde kalacak ise o yönde hareket, yani üzerinde ya da altında kalacaksa o yönde hareketin devam etmesi beklenir. 1970-76 bölgesinin altındaki fiyatlamalar bize aşağı doğru bir 40-50 puanlık daha düşüşe yol açma potansiyeli söz konusu diyebilirim. Evet. O zaman efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Cenk Akyoldaş, araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte. Piyasaların detaylı analizini yapmaya çalıştık efendim bugüne dair. Yarın yine aynı saatte EkoTürk'te karşınızdayız saat 9'da. Bekliyoruz şimdilik, hoşçakalın.